Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam sayılarla bölme işlemi göreceğiz. Ve arkasından işlem önceliğini göreceğiz arkadaşlar. Hadi o zaman konumuza başlayalım. Aynı işaretli iki tam sayının bölümü pozitiftir. Arkadaşlar işaret incelemesi yapacağız öncelikle. Bakın aynı işaret. Artı ile artının bölümü neymiş? Pozitifmiş. Eksi ile eksi. Bak bu da aynı işaretli. O zaman pozitif. Bakın ne diyoruz? Aynı olduğu zaman pozitif. Ben buna şöyle diyorum. Aynı çarpmada anlattığım gibi. Aynının ayı pozitifinde P'sini alıyoruz. Ayıp. Yani aynı olduğu zaman pozitifmiş. Bunu unutmuyoruz tamam mı? Bakalım. Artı ile artı aynı o zaman pozitif. 20'yi 5'e böl. 4 kere var. Hiçbir işaret yoksa bu pozitiftir. Bakın. Artının artıya bölümü yine artıdır. Aynı işaretler pozitiftir. 15'te 5. 10, pardon 15'te 3. 5 kere var. Bakın eksi eksi aynı işaret o zaman pozitif. 28'de 4 7 kere var. Eksi eksi aynı işaret aynı olduğu zaman neydi? Pozitif. 36, 9 4 kere var. Hemen geçiyoruz. Evet, zıt işaretli olduğu zaman ne oluyormuş? Zıt işaretli iki tam sayının bölümü negatifmiş arkadaşlar. Aynı çarpmada olduğu gibi bu da. Şöyle yapalım onda. Artıyla eksi bakın zıt işaret negatiftir. Eksi artı zıt işaret negatiftir. Neydi? Negatif. Ee, biz buna nasıl diyorduk? Zıt. Yani zıtın zısını alıyoruz. Negatifin nesi Zın diyoruz. Bakın. Zın. Zıt olduğu zaman negatif. Hemen bakalım. Bakın hiçbir işaret yoksa bu artıdır. Artının eksiye bölümü. Eksi. 70'te 10. 7 kere var diyoruz. Buna bakalım. Eksi. Bu hiçbir işaret yoksa artıdır. Eksinin artıya bölümü eksi. Bak zıt olduğu zaman negatif. Zın. 24'te 6. 4 kere var diyoruz. Evet. Eksinin artıya bölümü eksi. 18'de 3. 6 kere var diyoruz. Bu ne arkadaşlar? Artın eksi bölümü yine zıt olduğu için negatif. 27'de 9. 3 kere var diyoruz. Hemen geçiyoruz bunlar. Bunlar kolay olduğu için hızlı geçelim. Daha çok sorumuz var. Oh bu ne ya? Yine bir sürü soru hazırlamışım ben size. Hadi bakalım hızlı olalım. Eksi, eksi bu karışık burası. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat edelim. Aynı mı? Aynı. O zaman ayıp. Pozitif. Bu sıfır, bu sıfırı götürsün. 14 2, 7 kere var. Bakalım. Artı, artı aynı mı? Aynı. O zaman ne diyoruz? Pozitif. 30'da 6, 5 kere var. 1 artı bir e eksi. Bakın. Değişik. Zıt. Zın. Yani negatif. E, o zaman buraya eksi diyeceğiz. Yüzde 4, 25 kere var. Ben şuraya eksi 25 bir yazayım. Evet, bakın artının eksiye bölümü eksidir. %4 25 kere var. Bu da bakın zıt yani negatif. O zaman eksi. Bu sıfır bu sıfırı götürsün. 12'de 3 4 kere var. Bakın ikisi de aynı işaret. O zaman aynı o zaman pozitifti. 90'da 3 30 kere var. Güzel. Yine bakın eksinin artıya bölümü zıt yani negatif zın. Ondan sonra bu sıfır bu sıfırı götürsün. 15'te 5 3 kere var. Evet artın eksiye bölümü bakın zıt. Yani zıt olduğu zaman zın yani negatif o zaman eksi. 20'de 4 5 kere var. Artın artı bölümü aynı. Aynı olduğu zaman neydi? Ayıp. Yani pozitif. O zaman e, artı diyoruz. 40'da 8 5 kere var. Evet. Aynı mı? Aynı. O zaman pozitif. 14'te 7 2 kere var. Eksin artıya zıt. Yani negatif. O zaman 35'te 5 7 kere var diyoruz. Ve geçiyoruz. Bölme işleminde eksi 1 artı 1 ve 0 ile bölme. Sıfırdan farklı bir tam sayı eksi 1'e bölünürse bölünen sayı işaret değişir. Bakın bölünen sayı işaret değişmiş. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu da yeşil çözelim. Bakın eksinin eksiye bölümü ne oluyordu? Aynı olduğu zaman pozitif. 18'de 1, 18 kere var. Bak eksi 1'e bölünce ne oldu? Eksi 18 artı 18'e döndü. İşaret değişti. Evet artın eksiye bölümü eksi zıt olduğu için negatif 5'i 1'e böl 5. Bakın artı 5 ne oldu? Eksi 5'e döndü. Eksi 1'e böldüğümüz için. Eksinin eksiye bölümü artıdır. Yani aynı olduğu zaman pozitif. 27'de 1, 27 kere var. Eksi 27 ne oldu? Artı 27. Yani işaretini değiştirdi. Bakın 1 hiçbir etkisi yok. Ama eksiden dolayı işaret değiştirdi. Eksi artı oldu. Artı eksi oldu. Bunları gördük. Hemen geçelim. Bir tam sayı artı 1'e bölünürse bölünen sayı aynı kalır. Yani artı 1 burada etki etmiyor. Değişmez yani Etkisiz eleman. Bakın Eksinin artıya bölümü zıt olduğu için negatiftir. 7 de 1, 7 kere var. Yani eksi 7 yine eksi 7 oldu. Bir etki etmedi. Artın artıya bölümü artıdır. 10'da 1, 10 kere var yine. Bakın artı 10, yine artı 10 oldu. Bakın eksi 18, 1'e böl. Yine eksi 18 çıkar, değişmedi. Sıfırdan farklı herhangi bir tam sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Yani bir sayıyı sıfıra bölersek neymiş? Tanımsız. Artı 7'yi sıfıra bölersek tanımsız. Eksi 12'yi sıfıra bölersek tanımsız. Yani sıfır altta olmayacak arkadaşlar. Sıfır altta olursa tanımsız. Yani bölemiyoruz. Sıfırın sıfırdan farklı herhangi bir tam sayı bölümü sıfırdır. Yani sıfır üstü olursa sıfırı sıfırdan farklı herhangi bir sayıya bölersek sonuç sıfırmış. Bak sıfır üstü olursa sorun yok. Sonuç sıfır. Sıfırı eksi 3'e böl sıfır. Sıfırı eksi 10'a böl sıfır. 0 bölü 0 bu belirsiz, tanımsız. Bunun ne olduğu belli değil arkadaşlar. Tamam mı? Bu böyle kalıyor. 0 altta olmayacak. Bunu anladık. 0 üstte olursa sonuç 0. Altta olursa tanımsız. Geldik böyle bir güzel bir soruya. Ne diyor arkadaşlar? Eksi 24'ü 3'e böl. X'i bul. Buldun sayı. Eksi 2 ile çarp. Y'yi bul. Y'yi 4 ile topla. Z'yi bul. Z'den de 5 çıkart. K'yi bul. Hadi hepsini tek tek bulalım. Eksi 24. E ne yapacakmışız? Bunu 3'e böleceğiz. Bakın 3 dediğine göre pozitif. Evet eksi artıya bölümü eksi zıt olduğu için 24'te 3 8 kere var. Bu eksi 8'miş. Şimdi eksi 8 eksi 2'yi çarp diyor. Bakın aynı işaretten çarpımı neydi? Pozitif. Aynı olduğu zaman ayıp. Yani pozitif. Eksi eksi çarpımı artı 8 kere 2 16. Şimdi toplama. Artı 16 ile artı 4'ü toplarsa artı 20 yapar. Artı 20'den de 5 çıkarsa artı 15 yapar. Büyüğün sözü geçecek ya. 20 lira param var. 5 lira borcum var. Verirsem 15 lira param kalır. Yani hepsinin değeri bulunmuş oldu. Burada çarpma, bölme, toplama, çıkartma hepsi var. Hepsini görmüş olduk. Geçelim hemen. Evet öncelik sırasına geldik arkadaşlar. Çok önemli bir konu. İşlemde öncelik sırası önemli. Eğer önceliği vermezseniz hata yaparsınız. Sonuç yanına çıkar haberiniz olsun. Ne yapacakmışız? Aslında biz bunu 5'te gördük, 6'da gördük. Bakın 7'de yine gösteriyoruz. 8'de yine var. İnanın lisede yine var. Her zaman karşına çıkacak bu konu. Evet varsa önce üstler alınırmış. Üst ifade varsa onu biz normal bir sayı haline getireceğiz. Yani 2 üzeri 3 ise sen bunun 3 tane 2'nin çarpımı olduğunu biliyorsun. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Önce normal bir sayı haline getireceksin. Tamam mı arkadaşım? Sonra işlem yapmaya devam edersin. Parantez içindeki işlemler yapılır. Evet önce parantez içindeki işlemler bir temizlenir. Parantez normale bir döndürülür. Normal bir seyahane getirilir. Parantez içi biter. Sonra çarpma bölme işlemleri yapılır. Veriliş sırasıyla yapılır. Yani önce çarpma varsa çarpma. Sonra bölme varsa bölme. Yani soldan sağa doğru işlemler yapılır. Bakın çarpma bölme çarpma bölme varsa. Baktık aynı önceliğe sahip olduğu için bunlar soldan sağa doğru işlem yapılır. Sonra toplama çıkarma En son toplama çıkartma işlemleri yapılır. Bunda bir öncelik sırası yoktur. En sonda toplama çıkartma varsa önce topla sonra çıkar. Bu önemli değil. Demek ki birinci sıralamamız neymiş? Üst varsa üst sonra parantez çarpma bölme en son toplama çıkartma. Öncelik sıramız bu arkadaşlar. Buna göre çözeceğiz. Dikkat edelim. Hadi bu işlemlere bir bakalım. Şimdi şöyle bir inceliyoruz tamam mı? Soruyu. Burada bir çarpma var. Çarpma iki kişi arasında yapılır. Bakın böyle hop çarpıyorum. Tek başına çarpma oluyor mu? Olmuyor. İki kişi olursa böyle tap çarpılıyor. Demek ki çarpma. Önce şu ikisini yapacağız. Sonra çıkan sayıdan artı 30'u çıkaracağız. Hadi başlayalım. Demek ki önce ne yapacağımıza karar veriyoruz. Sonra işlem yapıyoruz. Evet. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Aynı. 14 kere 3 42 yapar arkadaşlar. Eksi artı 30. Bakın ne yapıyorduk? Ee, i̇şaret. Bunu artı yapıyorduk. Bunu eksi yapmıyor muyduk? Hadi o zaman yapalım. Çıkartma işleminde. Bunu artı bunu eksi yapıyorduk. Artı 42 eksi 30 ne yapar? Şöyle artı 42 eksi 30 oldu. Bu da artı 12 yapar arkadaşlar. Tamam mı? Size bir püf nokta daha vereyim. Şurada işaretler var ya. İki işaret varsa bu işaretler çarpılarak tek işaret haline getirilir. Mesela az önce eksi artı 30 vardı ya. Bakın eksi ile artıyı çarparız. iki işareti. Bunu tek işaret haline getiririz. Eksi artının çarpımı eksi 30'dur. Şöyle düşünün. Eksi eksi 5. Böyle olduğu zaman bunu da iki işaret varsa tek işaret haline getiriyoruz. Yani işaretleri çarpacağız. Tek işaret haline getireceğiz. Eksi ile eksinin çarpımı. Bakın aynı olduğu zaman pozitiftir. Artı 5'tir bu. Tamam mı? Artı eksi 7 mesela. Baktık. 1 artı 1 eksi zıt. Ne yapacağız? İki işaret var. Bunu tek işaret haline getir. Artı ile eksinin çarpımı eksi 7 olur. Bu da işlem kolaylığı sağlar size. İki işaret varsa tek işarete çevirmek. Tamam mı? Unutmuyoruz. Bunu kullanacağız yeri geldikçe. Eksi 12. Bu dursun. Niye? Önce parantez için yapacağız ya. Burada ne var? Artı 8 aynen duruyor. Bakın 2 işaret var. Eksi ile artının çarpımı ne yapar? Eksi 2 yapar. Buraya eksi 2 yazdım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi daha bitmedi parantez için. Eksi 12 aynen yazıyorum. Ha, 1 artı 1 eksi çıkartma yapacağız değil mi? Burada 8 lira param var. 2 lira borcum var. Verdiğim zaman artı 6 kalır. Öyle değil mi burada? Şurası artı 6 oldu. Şimdi artık çarpma. Eksi ile artının çarpımı zıt. Zın yani eksi. 12 ile 6'nın çarpımı da 72 bulunur diyoruz. Evet. Arkadaşlar anlamazsanız durdurup bir daha çalışın tamam mı? Çünkü daha bayağı bir slaytımız olduğu için sayfamız var. Uzatmayalım. Evet geldik bunlara. Daha çok soru çözeceğiz. Şöyle bir inceliyorum. Burada bir çıkartma var. Bu bir dursun. Bak 20 ile 3'ü çıkartmayacağım. Ne yapacağım? 3 ile şurayı yapacağım. Sonra bununla da bunu yapacağım. Tamam mı? Hadi başlayalım. Önce parantez içini bulacağım için 20'yi aynen yazıyorum. Eksi 3 çarpı 6 2 daha 8 yapar. Artı 4 çarpı 2. Şimdi geldim. Ne yapacağım? Bakalım. 20 dursun. Eksi 3 ile şu 8'i bir çarpayım şuraya. Sonra artı 4 ile de 2'yi çarpayım. Tamam mı? Hadi başlayalım. 20. Bakın. Şu ikisinin çarpımı. Ne yapar arkadaşlar? Eksi ile artının çarpımı eksi yapar. 3 kere 8 24. Güzel. Şimdi şu ikisine geldik. Bunu da kırmızıyla göstereyim. Bakın şurayı ne yapar? X artı 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4 kere 2 8 yapar. Şimdi toparlayabiliriz. Bakın 20 eksi 24 eksi 8. Şu ikisini toparlarsa burası eksi 32 yapar. Bak 20 eksi 32 yaptı mı? Bu da ne yapar? Bu artı olduğu için artıdan eksi çıkartma olur. 32'den 20 çıkarsa eksi 12 kalır. Güzel. Geldik bu soruya. Şimdi ne yapacağımıza karar veriyoruz. Burada bir çıkartma var. Şurada bir çarpma var. Sonra burada bir çarpma var. Sonra çıkartma var. O zaman çarpmaları kendi arasında bir çarpalım. Sonra çıkartırız. Eksi 15'e aynen yazıyorum arkadaşlar. Şu eksiyle de yazıyorum. Bakın şurada bir çarpma var görüyor musun? Eksi 9 ile artı 4'ü çarparsam ne yapar? Eksi 36 yapar. Bu bir dursun. Eksi var burada. Bu eksi duruyor sorudan gelen. Artı 6 ile eksi 4'ü çarpacağım. Ne yapar? Artı ile eksi zıt zın Artı eksi çarpımı eksi 6 kere 4 24. Güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu iki işaretleri tek işarete çevirelim. Yani şuraya eksi 15 yazdık. Bakın eksi ile eksinin çarpımı ne yapar? Artı 36 yapar. Eksi ile eksinin çarpımı ne yapar? Artı 24 yapar. Hadi şimdi bunları toparlayalım. Bakın artıları kendi arası toplarsak 36, 24 daha 60 yapar. Eksi 15 artı 60. Bu da ne yapar arkadaşlar? Çıkartma yapacağız. 60 15 çıktı. 45 kalır. Büyüğün sözü geçer. Artı 45 olur cevap. Güzel. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Böyle de bölme var. Yani alttan alta. Önce ne yapacağız biliyor musun? Şurayı bir bulacağız. Sonra burayı bulacağız. Çıkaracağız. Sonra 80'i buna böleceğiz. Hadi başlayalım. O zaman 80'i aynen yazdım. Eksin eksiye bölümü artı. Değil mi arkadaşlar? Aynı işaretler ayıp. Pozitif yani. 4'ü 1'e böl 4. Artı 4'ü yazalım. Eksi bu soruda gelen eksi. 8 4'e böl 2. Onu da yazdım. 80 bölü artı 4 eksi 2 ne yapar? Artı 2 yapar. Yukarıda hiçbir işaret yazmıyor. O zaman bu da artıdır. Artın artıya bölümü artı 82'ye böl 40 bulunur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Güzel. Şimdi geldik bu soruya. Burada ne var? Mutlak değer var. Eksi 7 mutlak değer dışında. önce A'yı bul diyor. Sonra B'yi bul diyor. Sonra B'den A'yı çıkar. Soru bu. O zaman eksi 7 dışarı 7 diye çıkar arkadaşlar. Eksi 4. O yine eksi 4. Dursun. 5'ten 3 çıktı. 2. Değil mi? Bak, 5'ten 2. 7 kere 4 28. Nasıl 28? Eksi 28. Niye? Artıyla eksinin çarpımı eksi bölü 2. Bu pozitif. Altta hiçbir işaret yazmıyorsa. Eksi artıya bölümü eksi. 28'i 2'ye böl. 14. Aynı bulduk. Eksi 14 bulduk. Bu bir dursun burada. Şimdi geldik B'yi bulalım. Bakın artı ile eksi'nin çarpımı eksi 8 kere 3 24 bu da aşağıda eksi 6 var. Bak eksi eksiye bölüm ne yapar? Artı yapar. 24'te 6 4 kere var. B'yi ne bulduk? Artı 4. Şimdi verilenleri soruda yerine yazalım. Bakın şöyle çizgi çekelim karışmasın. B yerine ne yazacağım artı 4. Bak B yerine artı 4'ü yazdım. Sorudan gelen bir eksi var. Bir de A'dan gelen eksi var. Eksi 14. Karışmasın diye bak. Parantezi aldım. Şimdi devam edelim. Bu artı 4 aynen duruyor. Bakın eksi eksi ne yapar? Burada iki işaret var. Tek işareti çeviriyoruz. Artı yapar. Artı 14. Bakın eksi eksinin çarpımı artı 14. 4. 14 daha ne yapar? Artı 18 yapar. Bakın 14. 4 daha 18. Bu kadar.